gol atan Kayseri Spor Deplasmanı'nda asist yapan 28 yaşındaki futbolcu dün de çok aktifti. Kayler'in attığı golde pası veren Ozzy bir de akıl dolu bir vuruşla ağları sarstı. Haziran 2017'den bu yana ilk kez 3 maçta da tabelaya oynadı. Özür diliyorum Ozan Özyakup'tan. Yani Larin'den önce onu konuşmalıydım. Evet. <laughs> Oğuzhan Özyakup'u çok bir ara çok ciddi şekilde eleştirdim. Eee... Hakikaten onu da hak ettiğini düşünerek yaptım. kendisinin performansı ortada. Çok genç yaşta Beşiktaş'ın kaptanı oldu, 10 numarası oldu ya Mustafa. Beşiktaş'ın kaptanı ve 10 numarası oldu. Bunun karşılığındaki o performansı taraftarına, camiasına hissettiremedi, veremedi. Anlatabildim mi? Evet. Ama Oğuzhan çok iyi bir çocuk, çok yetenekli bir futbolcu. Bunu hep biliyorduk. Sinirimizin sebebi de bu zaten. Ya bu kadar iyi bir çocuk, bu kadar yetenekli bir çocuk ...samimiyetine, aklına... ...bak çok da akıllı bir çocuk olduğunu düşünüyorum... ...kültürüne, her şeyine bu kadar güvendiğimiz bir adam... ...Beşiktaş'ın kaptanı olmuşsun... ...on numarası olmuşsun, bu kadar kolay mı? Ama onun karşılığını veremiyorsun. Sonra tabii ki, şimdi burada da... E, ...şey yapmayayım, yani, Oğuzhan da... ...hakikaten hayatının zor bir döneminden geçiyormuş. Yani onu... ...hissedince öyle çok vahim bir şey yok ortada... ...zamanından bahsediyorum. Ondan sonra ben Oğuzhan'la ilgili... E, ...kendisini de kişisel olarak... ...çok sevdiğimden ötürü... Ee, ...bir tanışıklığımız yok bu arada... Ee, ...biraz frene bastım... ...çünkü hani halden anlamak diye bir şey vardır ya... ...evet... ...sanıyorum Oğuzhan şu anda... ...toparlandı... Ee, ...kendisiyle gurur duyuyorum zor bir dönemi atlatıyor... Ee, ...bravo... ...yani hakikaten şahane bir iş yapıyor... Ee, ...şu 3 maçlık performansını... ...genele yaydığı takdirde... ...Oğuzhan'ı... E, ...tekrar A yıldızlı formayla da sağlarda ...görebilmenin umudunu taşıyorum... ...evet... Çok çok önemli bir sıçramanın başında gibi gözüküyor. Ali Gül şöyle bir ifade. Sabah gazetesi 16. sayfa. Lerinden başka dün akşamın bir diğer göz, güzel fotoğrafı da Oğuzhan'ın 11'de başlamasının yanında oyun içindeki etkinliği ve başarısıydı. Beşiktaş Oğuzhan da bu görüntüyü özlemişti. E, golüyle de bunu süsledi. Oğuzhan'ın performans olarak geriye dönmüş olması Beşiktaş adına son derece sevindirici diyor. Hay Ali abi Gültiken. çok daha güzel cümleleştirmiş. Evet. Peki 17. sayfa Mansuk işte ilgileniyoruz. Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması. Hırvat Forvet'i kadrolarına katmak istediklerini söyleyen Yalçın şartlar bize uyarsa olabilir. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz dedi. Yani Sergen Hoca bu özgüvenle ve bu inançla söylüyorsa olmaz. Yani ama yani Mansuk içe ayrılacak bir bütçe varsa tam olarak orada bahsediliyor mu o bütçeden? İşte atıyorum 5 mesela. O beşle çok çok sihirli bir iki dokunuş yapabilir Beşiktaş bence. Zaten iyi giden bu kadroya. Ya yani oyuncu e, imza parası istiyor sezon başında Beşiktaş'tan artı 3 milyon euro seviyesinde bir maaş istiyor. Şu anda masadaki maaş 1.5 milyon euro. Ma yani Mancu için çok iyi bir para. Ama mesela ya yani varken eee Şezni'yi almazsın. Tabi. Ama işte ya bu Covid süreci e, teknik adamların da kafasını karıştırdı, yönetimlerin de kafasını karıştırdı. Yani yarın Allah korusun bambaşka bir şey yaşanabilir ve aldığınız Mansuk hiç gerçekten sizi şampiyon yapabilir. Bu olabilir. Tabii ki, tabii ki. Tabii ya da, ki. Bu da yani, doğru ama şöyle bir durum var. Ee, yani Sadece futbol değil, pek çok branşta da böyle. Aynı mevkiye bir tane onluk oyuncun olsun, Evet. bir tane... Ee, Kemal Belgin böyle çok ifade eder. Ve doğrudur da tespit. Yüzde yüz doğrudur. Yorum değil bu. Tespittir yani. İşte bir tane 10 numara bir santriforun olur. Bir tane 8 olur. Bir tane de altı yedi ama sürpriz patlamaya hazır üçüncü birini tutar büyük takım. Yani üçü de onluk santrforu alır o kadroya babayı, üç babayı koyarsan ondan sonra sezon içinde çok değişik sıkıntılarla buluşursun ama Sergen Yalçın da sanki bunu yönetmeyi iyi bilen bir teknik adam yani bunu gözlemledim ben hep bugüne kadar bilmiyorum mesela geriye dönüp baktığımda şu anda Fenerbahçe yönetimi acaba sezon başında dönülse Sosa'yı alır mıydı almazdı oysa ki bence Sosa de. belki de kadrodaki en önemli futbolcu yani yetenek Tabii. kariyer potansiyel açısından değil mi belki Doğru. de almazdı değil herhalde almazdı yani ama hadi şöyle bir hani ya bence almazdı dört ay geriye saralım. Abu Bakar enfes transferdi diyen kimseyi gördünüz mü? Ben görmedim. Larin... Ben de müke demedim. Evet, ben de demedim. İtiraf ediyorum. Larin mükemmel olacak. Bak, o zaman Mancuki çalınsa mesela of derdi. Ha Şimdi oldu derdi bence herkes. Larin için aynı şeyi söyleyebiliriz. Oğuzhan için aynı şeyi söyleyebiliriz. Atiba'nın devamlılığı o zaten bireysel bir devamlılık. Vida'daki toparlanmayı... Çünkü çok dağılmış bir oyuncuydu. Belki hala dramatik hatalar yapıyor ama... Attığı golden sonraki sevinci bile, gözleri bile... Adama bakıyorsunuz adam Evet hani bütün hırsıyla o formayı tutmaya çalışıyor E Serın önce takımda bunu çok iyi başarıyor ben bir mancuk için takım bozacağını hiç düşünmedim o yüzden Hayır, bozma ya gelecek değil mi? yani ihtiyaç başka hiçbir ihtiyacın yokken elinde rahatsa bir de mancuk içi al anlatabildim mi Evet ama elin rahat değil zaten finansal olarak çok ciddi kısıtlamalar sıkıntılar var tüm kulüplerde ve sanki başka Eksikler de var yani. Bilmiyorum ama. Ya şimdi çok da isim de vermek istemiyorum. Çünkü özellikle genç Türk futbolcuların oynadığı bölgelere isim verince de bu sefer genç Türk futbolcuların önünü tıkamış oluyorsun. Ama kesinlikle kastettiğim Ersin değil artık yani. Bak 5 maçtır mı gol yemiyor sen. Beşiktaş? 5 beş maçtır. 5 yani. maçtır gol yemiyor ve 16 gol attı ya. Yani. Başlı başına e, muazzam başarı. Yani hakikaten e, müthiş bir şey. Ve Ersin gibi... Bir kaleciden de bahsedemedik daha bak ilk defa şimdi aklımıza geldi ismi. Düşün yani kaleciden bahsetmiyorsak bu güzel bir şey. <laughs> belki de ama bunu da Artı vurgulamak için. lazım. Evet. Yani atanlar atıyor, tutanlar tutuyor, işler yolunda gidiyor. Sergen Yalçın iyi bir sek ve idare yapıyor ama Beşiktaş yönetimine de yani çok ciddi şekilde ee, hakikaten takdir yollamak lazım. Yani. Hepsine işte dediğim gibi bir başarı varsa iş daha bitmedi bak. Hani hep diyoruz ya uzun maraton, finish düzlük, finish düzlüğünde bile değil daha takımlar. İleride bir şey var, finish var. Hani o ipi kim gösterecek? Şu an işler yolunda gidiyorken o başarı paylaşılabilirse daha da artan bir ivmeyle evet, gidersin. Hani evet. şu anda Beşiktaş'ın neredeyiz tamam takım iyi, işte iletişimimiz iyi tamam. Sosyal medyada da şey yok. O okey. Rakiplerde düşüşte. Transfer sezonu da geldi. Hmm. En öncelikli sıraya koyması gereken şey e, ortak ortak hedefleri sıklıkla dile getirip bence bir bütün olarak camianın hareket ettiği yönündeki eylem ve hareketleri sergilemek. Peki Sabah 17. sayfa. Yani Aslanlar şu anda çok iyi gidiyor. Çok çok iyi gidiyor. Çok çok iyi gidiyor maşallah. Peki sabah 17. sayfa Aslantepe'de üçlü transfer zirvesi. Türk Telekom Stadında Başkan Mustafa Cengiz ve ikinci Başkan Albayrak'la buluşan Fatih Terim Sabek orta saha ve forvet talebinin bir kez daha yineledi. Toplantıda her, her oyuncu satılabilir kararı da çıktı. E, transfer toplantısı e, beklenenden uzun sürünce Florya'daki idmanın saati 12'den 14.30'a alındı. Süper Lig'de 499 milyon TL ile en yüksek harcama limitine sahip olan Galatasaray finansal fair play nedeniyle ara